Bugün konuğum Volkswagen Tiguan. Tiguan kısa süre önce makyajlandı. Bu makyajla birlikte bazı estetik yenilikler kazandı ve kullanım konseptinde de bazı değişiklikler oldu ki bu videonun konusu da tam olarak bu olacak. Aslına bakarsanız üstün körü diğer Tiguan özelliklerinden de bahsedeceğim. Size sürüşünden de bahsedeceğim. Bagajından da, arka koltuklarından da. Ama bunların detaylı bir şekilde anlatımını istiyorsanız yukarıdaki i düğmesine basıp daha önceki videolardan bir tanesine geçebilirsiniz. Çünkü makyajla birlikte kullanışlık açısından bir değişiklik olmadı. Tiguan'da diğer sunumları neredeyse hiç değişmeden kaldı. Tiguan ilginç bir otomobildir. Minivan özellikleriyle SUV özelliklerini en belki de iyi dozda karıştıran araçlardan bir tanesidir. Ve bu açıdan baktığınızda da ilginç bir seçenek olabilir sizin için. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım hemen. Makyajlı Tiguan ne tür yeniliklerle geliyor? Neler sunuyor genel olarak? Bunları anlatmaya başlayayım hemen. Şimdi Volkswagen Tiguan'ın direksiyonundayız. Önce makyajla gelen yeniliklerden bahsedelim. Dış tasarımda önemli yenilikler var. Hemen oradan başlayayım konuya. Bu kişisel bir fikir olacak. Kimseyi tabii ki bağlamaz. Benim fikrimdir sadece. Ben makyaj öncesinde Volkswagen Tiguan'ın kendi kalibresine göre biraz durağan bir tasarıma sahip olduğunu düşünürdüm. Sanki fazla düz, fazla nasıl denir buna? Gereğinden fazla albenisiz, gereğinden fazla suskun bir tasarımdı belki de. Ama dediğim gibi tasarım çok kişisel bir konudur. Beğenen vardır, beğenmeyen vardır ve ben de zaten tasarımı çirkin olmasından bahsetmiyorum ya da tasarım çirkin bulunduğundan bahsetmiyorum ama Tiguan'ın biraz daha hareketli bir tasarıma ihtiyacı olduğunu düşünürdüm. Makyaj sonrasında işte zaten bunu elde etmiş Volkswagen Tiguan. Farları, stop lambaları değişmiş, bazı panelleri değiştirilmiş. Böylece biraz daha hareketli bir tasarıma kavuşmuş. Biraz daha albenili, biraz daha belirgin ışık imzaları olan mesela bir araç haline gelmiş makyajla birlikte. Böylece makyaj Tiguan'ı çok rahat bir şekilde tanıyabileceksiniz. Yollarda gördüğünüzde tanıyorsunuzdur zaten uzun zamandır da. Yollarda. Dış tasarımda böyle yenilikler var. İç tasarımda çok fazla yenilik yokmuş gibi şöyle bir baktığınızda. İç tasarımdaki yenilikler daha çok Golf 8 ile birlikte Volkswagen dünyasına katılan. Aynı zamanda tabii ki yeni Skoda Octavia nesliyle, yeni Seat Leon nesliyle, yeni Volkswagen Caddy nesliyle kullanılmaya başlanan o elektronikleşme atılımına Tiguan'ın da uyum sağlaması yönünde fiziki düğmeler dokunmatik düğmelerle değiştirilmiş burada. Daha doğrusu fiziki düğmelerin sayısı azaltılmaya çalışmış. Öyle bastığınızda tık 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 ses çıkartan gerçekten hareket eden düğmelerin sayıları iyice azaltılmış bu kokpitte. Bunun için uğraşılmış. Bu değişim sırasında havalandırma kumandaları mesela değiştirilmiş. O daha önce kullanılan bazılarının gözüne birazcık köhne gelen, bazılarının gözüne tozlanmış gelen, demode gelen, çünkü çok fazla alıştığımız, görmeye alıştığımız çok fazla modelde sıklıkla karşımıza çıkan, neredeyse her Volkswagen grup modelinde bir şekilde kullanılmıştır. O havalandırma kumandaları, fiziki, çevirmeli düğmeli, klasik havalandırma kumandalarının artık dokunmatik havalandırma kumandaları sunuluyor. Bu kumandalarla ilgili eleştirebileceğim bazı noktalar var ama yiğidi öldürelim, hakkını yemeyelim. Önce güzel taraflarından bahsedelim. Çok güzel çalışan dokunmatik düğmeler bunlar. Volkswagen gerçekten de hakkını vermiş dokunmatik düğmelerin. Dokunma hassasiyetleri çok güzel. Tık 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 bir seferde işinizi halledebiliyorsunuz. Bunun dışında mesela sürüklemeye hassas paneller kullanılmış. Yani ısı ayarı yapmak isterseniz mesela soğuktan sıcağa doğru elinizi sürdüğünüzde, parmağınızı sürdüğünüzde çok hızlı bir şekilde ısının ayarının değiştiğini görüyorsunuz. Çok rahat bir şekilde atlayarak ısı ayarını değiştirebiliyorsunuz bu sayede. Böyle güzel detaylar var. Buradaki sorun, burada klima düğme kumandaları bayağı bir aşağıda yer alıyorlar. Bunun için kafanızı eğmeniz gerekiyor. Dahası dokunmatik düğmeleri öyle el yordamıyla bakmadan bulunabilecek şeyler değildir. Önce bir bakmanız gerekiyor nereye dokunacağınızı. Ondan sonra da işlemi yapıp yapmadığınıza bakmanız lazım. Çünkü bir karşılık alamıyorsunuz orada. Evet, dokunuyorsunuz sadece. Ve bir kademe mi atladınız, bir şey mi oldu, hiçbir fikriniz yok. Sadece buradaki ekran üzerinden bunları takip edebiliyorsunuz. Bu önemli bir sorun. Ama bu sorunun bir çözümü var. Bir menü düğmesi var o klima kumandaların üzerinde. O menü düğmesine basarsanız bütün kumandaları buradaki multimedya ekranı üzerinden yapabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir imkan varken neden bu klima kumandaları bu ekranın içine zaten alınmamış? Bunu belki de düşünmek lazım ama bunun tabii ki bariz bir nedeni vardır eminim. Volkswagen mühendisleri de en az benim kadar düşünmüşlerdir bu konuyu. Ki zaten buradaki arayüzde tam olarak klima kumandaları sürekli buradan yapılsın diye tasarlanmadığını belirliyor. Bazı ayarlamaları çıkarmak için bazı düğmelere basmanız gerekiyor. Yani burada bir sürü yer var aslında bu düğmeleri koyacak ama öyle tasarlanmamış sonuç itibariyle. Bu arayüz sadece bazı hallerde kullanılması için tasarlanmış diyebiliriz herhalde. Çok güzel çalışan dokunmatik hassasiyet çok iyi düğmeler yanlış yere yerleştirdikleri için kullanımları bir hayli zor, birazcık da tehlikeli olabiliyor bazen. Gözünüzü çok fazla yoldan ayırmanız gerekiyor. Bunun dışında yeni bir direksiyon simidi mesela Tiguan'ın donanımına dahil edilmiş. Burada da yine dokunmatik düğmeler var. Eski
basmalı düğmeler yerine. Bu dokunmatik düğmelerin ben pek taraftarı değilim. Çünkü bazen direksiyonu hareket ettirirken de ben onlara yanlışlıkla basıyorum. Bu benim beceriksizliğimden olabilir tabii ki. Sizin böyle bir şey başınıza gelmiyor olabilir. Ama genel olarak bunlar da rahat kullanılan düğmeler ve burada bu sefer haptik karşılıklar var. Aslında bu klima kumandalarının olması gereken haptik karşılıklar burada kullanılmışlar. Bu haptik karşılıklar sayesinde sanki fiziki düğmeymiş gibi hissediyorsunuz. Sanki gerçekten basıp orada bir kademe varmış ve onun karşısını alıyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu güzel çünkü gözünüzü ayırmadan da böylece yapabilirsiniz. İşlemin onaylandığını bu haptik karşılıkla, bu titreşimle, bu ya da dokunma hissiyle alabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Burada yani dokunmatik kumandalar hakkıyla sunulmuş diyebiliriz. Yeni bir dijital gösterge tablosu artık üst donanımlarda standart olarak sunuluyor. Eskisi kadar büyük değil. Yan taraflarında hararet ve yakıt göstergesi için sabit bölümler bulunuyor. Ama ortadaki bölümü gerçekten havalı, oldukça güzel, çözünürlüğü olan, farklı grafikleri olan bir alandan bahsediyoruz burada. Sonuçta kendisinden daha genç rakipleriyle bile çok rahat bir şekilde mücadele edebilir dijital ekranının çözünürlüğü vesairesi konusunda. Yenilikler de genel olarak bununla bitiyor zaten. Zaten iyi olan bir aracı bazı detay düzenlemesine güne uyarlamışlar. Volkswagen daha ileriye de gitmek istememiş. Diğer konulara geçecek olursak arkadan öne doğru Volkswagen Tiguan özelliklerinden bahsedeyim. 615 litrelik bir bagaj hacmi var Volkswagen Tiguan'ın. Bu değer kızaklı arka koltuklar en ön konumdayken elde ediliyor. Arkaya aldığınızda, normal konumunu aldığınızda koltukları arkada 520 litrelik bir bagaj hacmi bırakmış oluyorsunuz ki bu değer de yedek lastiksiz olarak ölçülmüş bir değer. 470-480 litre civarlarında bir bagaj hacmi sunduğunu söyleyebiliriz herhalde Volkswagen Tiguan'ın. Genel olarak kullanışlı bir bagaj. Arkada çok kollu bağımsız akslar olduğu için duvarları tamamen düz değil. Yani sert valizleri yüklerken orada bazı kayıplarınız olabilecektir. Ama makul oranda büyüklüğü olan bir bagajdan bahsediyoruz sınıfı için. Gayet iyi bir değer diyebiliriz herhalde ya da iyi bir değer en azından diyebiliriz ki kızaklı arka koltuklarla istediğiniz gibi genişletme imkanınız da mevcut bu bagajı. Arka koltuk sunumu bu sınıftaki en iyi sunumlardan bir tanesidir Volkswagen Tiguan'da. Diz mesafesi, baş mesafesi, ferahlık algısı gerçekten çok çok iyidir. Kızaklı arka koltuklarla isterseniz diz mesafesini değiştirebilirsiniz. Koltuk sırtlıklarının eğimini mesela değiştirebilirsiniz. Havalandırma çıkışları, klimanın mesela 3. bölge ayarı, arka koltuklar içinde ısı ayarı yapılabilir. Standart olarak geliyor bu da. Yüksekçe bir şaft tüneli vardır ve bu yüksekçe şaft tüneli orta bölüme geçmekte ya da belki de koltuğu boydan boya kat etmekte bazı sıkıntılar oluşturabilir. Bu güzel arka koltuk sunumunda Volkswagen'in çok eleştirilen tasarım politikası aslında rol oynuyor. Ne alakası var diyecek olursanız Volkswagen malumunuz yıllardır eleştirilir. Sürekli aynı tasarımları ısıtıp ısıtıp tekrar önümüze koymasıyla, sürekli benzer otomobiller tasarlamasıyla eleştirilir. Bu tasarımların arkasında yatan şey de Volkswagen'in bazı kullanışlık özelliklerinden, bazı iyi özelliklerden vazgeçmeyi reddetmesi. Mesela tavan çizgileri neredeyse her Volkswagen model neslinde hiç değişmeden kalan şeylerden bir tanesidir. Volkswagen Tiguan'da bunu koruyor. İşte o tavan çizgisi sayesinde arka koltukta çok güzel baş mesafesi elde ediyorsunuz. Arka koltukları inip binmeniz kolay oluyor ya da ferahlık algısı konusunda oldukça iyi işler çıkıyor. Bu neden nedir ki Volkswagen bundan vazgeçmek istemiyor. Bundan vazgeçmek istemeyince de 3 aşağı 5 yukarı benzer tasarımlar ortaya çıkmış oluyor. Evet otomobillerin burun tasarımlarını belki değiştirebilirler ama muhtemelen arka tasarımla yani o tavan çizgisi ve arka tasarımla uyumlu olmayacağı için buna da çok fazla girişmiyorlar. Sonuç itibariyle başarılı da oluyorlar. Yani çok başarılı, çok yüksek satış rakamlarına ulaşıyor modelleri. Böyle bakmak lazım duruma herhalde. Volkswagen müşterileri memnun, alan memnun, satan memnun. Böyle değerlendirebiliriz belki de bu konuyu. Kokpite geçecek olursak, kokpit birazcık sönük kalmış sanırım rekabette. Bu benim tabii kişisel yargım, kimseyi bağlamaz. Biraz daha albenili olabilirdi belki. Genel kalite algısı konusunda bir eksikliği yok. Yumuşak malzemeleri yaygın bir şekilde bulabiliyorsunuz. Güzel kaplamalar var. Mesela buradaki R-Line donanıma sahip versiyonda karbon fibermiş gibi görünen ama dokununca hiç öyle olmayan bazı süslemeler kullanılmış. Ama o süslemeler çok az. Çok nadiren bulunabilen şeyler. Geneli biraz daha donuk diyeceğim. Herhalde böyle söylenebilir. Mesela şuradaki gri plastikler pek öyle ilginç gözükmüyorlar. Biraz daha iyi olabilirdi. Belki de bunlar konusunda biraz daha hareketli bir kokpite sahip olabilirdi. Kullanışlık konusunda gayet iyi. Saklama alanları konusunda gayet iyi bir kokpitten bahsediyoruz. Genel olarak mesela buradaki multimedya ekranı premiumlar dışında Volkswagen'in en büyük ayrıcalıklarından bir tanesidir. Gerçekten çok iyi grafikleri olan, çok iyi çözünürlüğü olan ve çok da rahat kullanılabilen, çok farklı katmanları olan bir multimedya ekranından bahsediyoruz. Bunlar
premiumlar dışında kolay kolay bulunan şeyler değiller ama Volkswagen'in gücü de zaten buradan geliyor. Çatısı altında bir premium marka var, Audi var ve oradan aşağıya doğru gelen bir bilgi paylaşımı mevcut. Böyle güzel sunumlar geliyor. Bu sayede de Volkswagen biraz daha ayrıcalıklı. Sürüşe geçecek olursak, iki tane motor seçeneği mevcut. 1.5 litrelik benzinli motor, TSI benzinli motor ve 2 litrelik TDI dizel motor. 2 litrelik dizel motor DSG şanzıman ve 4 tekerlekten çekişte geliyor. 1.5 litrelik benzinli motorsa DSG şanzıman ve önden çekişle birlikte geliyor. Sadece 2 litrelik dizel motorun tahmin edersiniz ki fiyatı neredeyse anormal denilebilecek seviyelerde. Böyle baktığınızda da 1.5 litrelik benzinli motor öne çıkıyor ki bu araçta da o motor bulunuyor. 150 beygir güç, 250 Nm tork üretiyor bu motor. İlginç bir motordur. Mesela fazla yük olmadığı durumlarda, üzerinde fazla yük olmadığı durumlarda iki tane silindirini kapatabilir. Bu motor iki silindirinin beslemesini keser daha doğrusu. Sadece iki silindirini besleyerek hareket edebilir düşük yük konumunda. Ve bunu siz hiçbir şekilde hissetmezsiniz. Böyle enteresan özellikleri olan, 4 silindirli motorlarda pek bulunmayan bir özelliktir bu. Ama böyle enteresan özellikleri olan bir motordur. Burada ACT sistemine sahip bir motor söz konusu. 7 vitesli çift kavramalı şanzımanla birlikte sunulmuş. Bu motor genelde kuru kavramalı bir DSG ile birlikte sunulur. Tiguan'da ise ıslak kavramalı bir DSG ile birlikte sunuluyor. Muhtemelen boş ağırlığı 1.5 ton üzerinde olduğu için, hatta donanımlı versiyonlarda 1.6 ton civarında olduğu için böyle tercih edilmiş. Islak kavramalı şanzımanlar dayanıklılık konusunda biraz daha iyidir. Nedir bu dayanıklıktan kastım? Mesela sıkışık trafikte sürekli dur kalk yaparsanız ya da yokuşta sürekli dur kalk yaparsanız bunları karşılamak konusunda ıslak kavramalı bir şanzıman daha iyidir. Çünkü kavrama seti bir yağ havuzunun içerisinde çalışır ve kavrama seti ısınsa da o yağ çok kolay bir şekilde o ısıyı yok edebilir, oradan uzaklara taşıyabilir, soğutabilir yani kavrama setini. Bu açıdan kendisini korumak açısından daha iyidir ıslak kavramalı şanzımanlar. Buna karşılık mesela markadan markaya değişen bakım süreleri vardır. Yağının değiştirilmesi gerekirdir. Biraz da maliyetli bir değişimdir bu. Bazı markalarda 60-80 bin kilometre civarlarında yeni yeni 120 bin kilometre civarlarına çıkan yağ değişim süreleri mevcut ıslak kavramalı şanzımanlar için. Buna değecektir eğer hayatınızda çok fazla dur kalk trafik vesaire varsa diye düşünüyorum. Çünkü kavrama seti de pek uygun fiyatlı değil ıslak kavramaların. Öbür taraftan ıslak kavramanın kuru kavramadan en önemli farkı güç aktarımı konusunda. Kuru kavramalı bir şanzımanın gösterdiği dakikliği, gösterdiği kayıpsızlığı gösteremez ıslak kavramalı şanzımanlar. Çünkü hidrolik bir etken ilave ediyorsunuz artık kavramaya. Bu hidrolik etken de tabii gücün bir kısmını soğuruyor, gücün bir kısmını çalıp götürüyor. Sonuçta hiçbir fayda kayıpsız elde edilmiyor. Burada da bu faydayı elde etmek için bazı kayıplarınız olması lazım. Biraz bu nedenden ötürü, biraz da Tiguan'ın zaten ağır bir araç olmasından ötürü bu 1.5 litrelik benzinli motorun performans konusunda sınırlarına dayanmış diyebiliriz bu araç için. Nedir bu? Normal akıcılık konusunda herhangi bir eksiği yok otomobilin. Gayet güzel bir şekilde size bunu sağlayabiliyor. Ama çekiş gücünün tamamını kullanmak isterseniz gaz pedalını biraz sert kullanmanız gerekiyor. Bu tabii ki biraz tasarruf için de ya da emisyon normlarına uyum için de ayarlanmış bir durum. Ama ne olursa olsun biraz daha fazla güce ihtiyacı olduğunu ya da hak ettiğinin belki de 2 litrelik motorlar olduğunu hissettiriyor Volkswagen Tiguan. Ne olursa olsun bizim araç parkımızda zaten çok fazla güçlü araç olmadığından şikayet edecek bir durum oluşacağını da zannetmiyorum. Sadece 1.5 litrelik benzinli motoru daha önce başka bir Volkswagen grup modelinde kullandıysanız tam olarak oradaki karşılıkları alamayacaksınız. Bunu herhalde söyleyebilirim. Çok rahat bir şekilde beklentiniz de farklı olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Yakıt tüketimi konusunda şu anda araçtakini okumayacağım size. Çünkü belki fark etmişsinizdir. Bu biraz önce çektiğim, açılışta çektiğim araçtan farklı bir araç. Çünkü videoyu yanlışlıkla silmişim. İkinci kez çekmem gerekiyor bu videoyu. Size daha önceki araçta yaptığım ölçümü aktaracağım. 8.9 litreydi 100 kilometredeki yakıt tüketimim. 34 kilometre saatlik bir ortalama hızla bunu elde ettim. Sabit hızlı sürüşler yaparsanız dramatik bir şekilde düşürebilirsiniz yakıt tüketimini bu otomobilin. İki silindir modunda mesela çalıştırabilirsiniz. Ya da çok fazla motoru zorlamazsınız. O zaman TSI motor tasarruf potansiyeli konusunda gerçekten zengin bir motor olduğunu size çok rahat bir şekilde gösterecektir. Ve 7 litrelerin altını göremezsiniz ama 100 km'de 7 litre gibi tüketim değerleri elde edebilirsiniz. Motor şanzıman ikilisiyle ilgili durumlar böyle. Motorla şanzımanın uyumu gayet güzel. Kavrama hassasiyeti çok iyi şanzımanın. Sonuç itibariyle baktığınızda genel olarak size yetecektir diye tahmin ediyorum. Sürüşün diğer bölümleri çünkü
Tiguan'ın zaten konfor odağı olduğunu gösteriyor. Yani performanstan çok konfor aradığınızda geleceğiniz modellerden bir tanesi Volkswagen Tiguan. Genel ayarları da zaten böyle yapılmış. Nispi olarak yumuşak ayarlı süspansiyon sistemi. Başarılı izolasyonla birlikte gelir Volkswagen Tiguan. Süspansiyon sisteminden başlayalım. Önde MacPherson, arkada çok kollu bağımsız akslar var. Dediğim gibi konfor odağıyla ayarlanmış bir süspansiyon sistemi bu. Genel olarak da çok güzel çalışır. Bu araçta R-Line donanıma sahip bir araç bu. 19 inçlik jantlar var. 19 inçlik jantları saran da 255-45 ebatlı lastikler bulunuyor. Biraz abartılı bu lastikler. Pek öyle dar yanaklı sayılmazlar. Tabii ki gayet yüksek yanakları var. Ama normal Tiguan'larda daha da yüksek yanaklı lastikler sunuluyor. 18 inçlik jantlarla mesela daha da yüksek yanaklar alıyorsunuz. Sonuç itibariyle 18 inç janta sahip bir Tiguan'a göre burada biraz daha kuru bir sürüş almış oluyorsunuz. Özellikle enine darbeleri daha fazla hissettiriyor size buradaki versiyon. R-Line donanım seviyesinde 20 inçlik jantlar isteğe bağlı olarak sunuluyor. Onu tercih ederseniz eğer spor süspansiyon alıyorsunuz. Alçaltılmış ve biraz daha sert bir süspansiyon alıyorsunuz. Ama adaptif amortisörlerle birlikte alıyorsunuz. Yani sertliğini ayarlayabiliyorsunuz amortisörlerin. Bunun için de progresif direksiyon sistemi de alabiliyorsunuz. Bunlarla R-Line bir tasarım şekli olmaktan çıkıp gerçekten de sportif bir versiyon haline dönüşecektir. Ama o sertliğe ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum ben Türkiye yol şartlarında. Sürüşün diğer bölümlerine geçecek olursak, bu konforu sağlamak için Tiguan izole bir sürüş sunuyordu. Makyaj öncesinde özellikle çok belirgin bir ayrıştırması vardı. Sürücüyü yoldan ayırıyordu. Kendi işine bakıyordu Tiguan ve sürücüyle de iletişim kurmuyordu. Sürücünün de kendi işine bakmasını istiyordu. Bu da sürüş keyfi peşinde koşanları Tiguan'dan uzak tutuyordu aslında. Mesela ben örnek vermek gerekirse Tiguan'a biraz daha mesafeli durmaya neden oluyordu bazıları için. Makyaj sonrasında ya da belki de makyaj öncesinde yapılan bir değişiklik de olabilir. Çünkü Volkswagen basın bülteninde mesela böyle bir aktarımda bulunmamış ama direksiyon yazılımı değiştirilmiş otomobilin bir noktada. Direksiyon yazılımının değişimiyle birlikte daha iletişim halinde, daha fazla geri bildirimi olan bir otomobil haline gelmiş. Sadece bir yazılım değişimiyle, çünkü fiziki bölümlerinde bir değişiklik yapıldığını zannetmiyorum otomobilin. Ama bu farklılıkla daha etkin, daha canlı bir hisse sahip artık Volkswagen Tiguan. Yani daha hızlı olduğunu düşünmenizi istemem ama daha canlı hissettirdiğini söyleyebilirim çok rahat bir şekilde. Böylece sürüş keyfi meraklılarına, virajlarda biraz daha aracı zorlamayı sevenlere mesela daha iyi hitap edecek bir otomobil haline gelmiş. Eski gövde hareketleri var, eski şasi karakteristiği var otomobilin. Ya da motor şanzımanı da eskisiyle aynı özellikleri sunuyor ama sadece direksiyon yazılımıyla gerçekten de iletişim konusunda büyük bir adım atılmış diyebiliriz. Bir de hazırlıksız yakalandım buna. Gerçekten de virajlarda etkileyici bir otomobil haline gelmiş Volkswagen Tiguan. Evet, sınıfının sportif üyelerinden bir tanesi değil hala. Sürüş keyfinde hala çıta yüksekliğini belirlemiyor ama yine de eskisi gibi kopuk bir sürüşe de sahip değil diyebiliriz herhalde Volkswagen Tiguan için. Konforun diğer öğeleri mesela izolasyon. Benzinli motorun sesini çoğunlukla duymuyorsunuz. Sadece mesela yokuş inerken vites düşürüyor şanzıman. Motor freninden biraz daha faydalanın diye. O sırada uğultusunu duyabiliyorsunuz. Ama ne otoyol sürüşlerinde ne şehir içi hızlarda sizi rahatsız etmiyor. Buradaki büyük lastikler nedeniyle biraz lastik gürültüsü duyuyorsunuz. 18 inçlik janta sahip versiyonlarda ben bunu duymamıştım. Burada duyuyorum ama şu anda kış lastikleri var bu araçta. Onun da tabii ki etkisi vardır. Ama genel olarak ses konforu açısından çok çok başarılı diyebiliriz bu otomobil için. Daha üst sınıflarla yarışabilecek bir ses kalitesine, ses konfor kalitesine ulaşabiliyor. Özellikle benzinli motorlarıyla Volkswagen Tiguan genel olarak bu konuda oldukça iyi bu otomobil. Sürüşle ilgili durumları da bitirdikten sonra fiyatlar, donanımlar, donanımları sınıfından bekleyeceğiniz gibi. Aslına bakarsanız diğer modeller ne buluyorsanız 3 aşağı 5 yukarı Tiguan'da da onları buluyorsunuz. Farkları açısından belki de 3 bölgeli otomatik klima mesela standart olarak geliyor. Bunu herhalde değerlendirmeye alabilirsiniz öyle bir ihtiyacınız varsa. Mesela adaptif hız sabitleme sistemi, aktif şerit takip sistemi, Tiguan'ı ikinci seviye otonoma dönüştürecek yardımcı sistemler, hem konfor hem de güvenlik için gerekli otomatik fren yapabilen bir çarpışma önleme sistemi. Bunların hepsi sürüş destek sistemleri paketi adı altında geliyor. Diz hava yastığıyla birlikte. Bunlar keşke bir donanımda standart olarak sunulsaydı. Çünkü isteğe bağlı donanımları Türkiye'de bulmak birazcık zorlayıcı olabilir. Bunu belki de eleştirebilirim donanımlar konusunda. Fiyatlar konusuna girmeyeceğim çünkü liste fiyatlarıyla bayi fiyatlar arasında inanılmaz farklar var şu anda. Eğer satın almayı planlıyorsanız bayiden kendi fiyat teklifinizi istemenizi rica edeceğim. Böylece sizi yanıltmamış olurum. Çünkü benim söylediğim fiyat mesela sizin başka bir marka için bayiden aldığınız fiyatta ya da
bayi fiyatlarına yakın fiyatları listede gösteren başka markalarda daha düşük bir fiyatla kıyaslanabilir. O zaman da ben yanıltıcı bir bilgilendirme yapmış olurum. Bundan çekinirim tabii ki. Siz alsanız daha rahat olacaktır fiyatlar konusundaki bilgileri. O zaman hazır trafik sıkışmışken sonuca bağlayacak olursak Volkswagen Tiguan için etkili bir makyaj operasyonu olmuş. Zaten iyi bir otomobili daha iyi hale getirmeye başarmışlar. Hala sınıfındaki iddialı modellerden bir tanesi. Ama birazcık fazla hızlı yaşlanmış diyebiliriz belki de Volkswagen Tiguan için ilginç bir şekilde. Ve Volkswagen'in bunu tersine çevirmek için de tam güçte savaştığını söylemek de birazcık zor olabilir belki de. Kıyasladığınızda diğer markalardaki benzer ürünlerle bazı eksikleri olduğunu hala görebilirsiniz. Genel olarak albeni eksikleri bunlar. Günlük hayatınızı etkileyecek şeyler değiller. Bu nedenle de biraz subjektifler. Bu Alman soğukluğunu seviyorsanız çok mutlu olacaksınız zaten Tiguan'la. Bunu söylemeye gerek yok herhalde. Volkswagen'in sunduğu şey de 3 aşağı 5 yukarı tamamen bundan ibarettir zaten. O zaman sanırım bununla bitirebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendiniz salgından korumaya çalışın lütfen. Çünkü tam gaz devam ediyor salgın. Hala bitmiş değil bugünler içerisinde. Durumlar böyle. Yapacak bir şey yok herhalde onun içinde. O zaman bay bay.